tek genç yaşlı, küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar, beş sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor. Tartışmalar çıksa da dönmez asla kavgaya. İşi tatlıya bağlar, biri girip araya. Küçük küçük dünyalar, büyük büyük umutlar. Birkaç tanesi hariç sevgi dolu insanlar. İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var, bir de kızı var diyor. Oy, benden şikayetçi misiniz? Oysa ben sizi çok seviyorum. Küçük büyük ihtiyar, kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Yazdığınız bu mahallenin muhtarları dizisi geçtiğimiz yayın döneminde gerçekten çok tuttu. Ve hatta yanılmıyorsam yeni çekimlere girdiniz. Bana bu konu hakkında birazcık bilgi verir misiniz lütfen? Günümüzde çok tutan bir televizyon dizisi yapmak gerçekten çok zor. Perihan ablanın başarısı bunun yanında bence biraz daha sönük kalıyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi o zamanlar iki tane televizyon kanalı, TRT 1 ve TRT 2. Oysa 12-13 tane televizyon kanalının olduğu günümüzde bir diziyi tutturmak gerçekten zor bir olay. Bunu bu işle uğraşan herkes biliyor sanıyorum. Saygıdeğer seyircilerimiz de biliyor. Çünkü beğenmedikleri zaman pat diye bir kanala geçme şansları var. Böyle kıyasıya rekabetin olduğu bir pazarda birinciye oynamak ya da başarılı olmak çok zor. Peki mahallenin muhtarlarının bu derece başarı göstermesinin sebebini neye bağlayabilirsiniz? Çok şeye bağlayabilirim. Başka? Çok şeye bağlayabilirsiniz de aylarca şimdi onlarla birlikte olacağız. Mahallenin muhtarlarıyla birlikte olacağız. Yani nedir başarı? Siz mesela nasıl yazıyorsunuz? Ben daktilo yazıyorum. Oradan emin. Daha ciddi bir cevap. Daha ciddi bir cevap. Şöyle söyleyeyim. Ben bu işi yani uzun yıllardır çok ciddiye aldım. Her şeyi tek başıma yaparım iddiasında olmadım hiçbir zaman. Bir ekip çalışmasının gerekliliğine ve yararına inandım.
O yüzden yıllardır bir ekip halini tutuyoruz. 7-8 yazar arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Fener yolunda özel olarak bu iş için tuttuğumuz bir iş yerimiz var. Komik ajans burası. Dizimizin o güzel şarkılarını yazan, ayrıca öyküleri birlikte çalıştığımız sevgili Güray Elmalı. Ana dizisinin sevimli çitlen biri ve aynı zamanda gerçekten çok yetenekli bir senarist olan Bilal Çelenk. Üniversite öğrenciliğini ve yazarlığı bir arada sürdüren Yonca Akasya. Ve Güldürü Üretim Merkezi'nden beri zaman zaman birlikte çalıştığımız genç hukukçu kardeşimiz Zeynep Sonat. Ayrıca sayıları sürekli değişen genç yeteneklerimiz. Ve de ilaveten bendeniz. Evet, mahallenin muhtarları bir ekip ürünü. Öyküleri birlikte kuruyoruz arkadaşlarla. Ama senaryoyu siz yazıyorsunuz değil mi? Özellikle o diyaloglar, Temel'le Fadime arasındaki diyaloglara bayılıyorum. Aşırı, aşırı derecede komik. Bak ona buraya! Biraz da nazik olabilirsin. Bana öyle geliyor. Beni adam yerine mi saymıyorsun? Kendine bir bok mu sanıyorsun ula sen? Olmadı, olmadı. Ne olmadı? Bu gönücükler yakışık almadı. Kız göreyim misin? Ha bu beni deli edecek. Ne diyorsun ula sen? Ne diyorsun? Ha bu Gonca Gül Hanım şahit. Sana bir şey demiyorum. Niye demiyorsun? Hayır. Dökmeyeyim mi karar verdim Fadime? Vatana, millete hayırlı olsun. Sen kim sanırsın bunu milletvekili? Ula senin kararından ne olur? Pokiyeni ne olur? Deme bana öyle şeyler da. Ben artık mahalleli olmak istiyorum. İyi. Bulalım sana buradan bir kız. Evlendirelim seni. Ben kızlarımızla evlenmek istemiyorum. Ula sen sapık mısın? Erkekle mi evleneceksin? Fadime gel buraya gel. Sokulma. Ondan uzak dur. Ulaşıcı mı dur? Ben de boğulurum kaba kulak. Ondan bağ geçer mi? Niye geçsin? Sanki çok samimi konuşup koklaşıyorum. Tedavi edilmezse bu hastalık kısırlığa yol açarmış. Uy! Ben çocuk istiyorum. Ben çocuk istiyorum. Sen bana çocuk doğuracaksın Fadime. Senin babanın uşağı vardı. Kaybana kalasıca. Çocuk doğuracakmışım. Al sağa çocuk. Al sağa çocuk. Uy! Ah, bak doktor bey de geldi. Ben doktor istemiyorum. Buyur. Ben doktor istemiyorum. Ya ne istiyorsun ola? Ha ben böyle burada kalıp senin bana sarılıp okşamanı istiyorum. Oy! Demek numara yapıyorsun. He öyle ediyorum. O öyle edilmez, böyle edilir. Al ulan al! Fadime ne yaptın? Ben bir şey etmedim doktor bey. Kendisi evlenme konusunda bayılıydı. Yalan mı ona? Peki şimdi size bir şey soracağım. Hacı niye başroldeki Dibran Karadeniz'de? Ne güzel sordun onu bu ha. Oh, yanım sana. Şimdi dışarı söyleyeyim. Kimi şivelerin, kimi leşçilerin dünya hizana da bir katkısı var. Örneğin Amerika'da Teksaslılar, ondan sonra Almanya'da Bavyeralılar, İtalya'da Sicilyalılar, Fransa'da Marsilyalılar. Hep bunlar espri konusu oluyor. O ülke hizan içinde bizde de Karadeniz bölgesindeki insanlarımızın esprileri, yaşam biçimleri, davranışları zaman zaman espriye çok da müsait çizgisel gibi bir şekilde oluyor. Yalnız hemen bir şey saklamak istiyorum. Karadenizliler hem bu kadar çok espriler üretiyorlar, bu kadar güzel espriler üretiyorlar ve aynı zamanda inanılmaz bir hoşgörü sahibi insanlar. Esprilerin çoğunu kendileri üretiyorlar. Benim de pek çok Karadenizli dostum var. Pek çok fıkraları, esprileri onlardan öğreniyorum. Çok da sevimli, sıcak bulduğum için dizinin başlarında iki Karadenizli tipi, iki değerli anlatıcı arkadaşımı sergiliyorum. He de bağ şimdi. Dursun Ali Bey, bir Karadenizli olarak mahallenin muhtarları dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok şey düşünüyorum. Bir kere bizim oraya var bir Temel, sonra Fadime, muhtar da iyi uşak. Yani hepsi de çok güzel. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Çok beğeniyorum tabii, çok seviyorum. Çok sağ olun. Peki, bazı Karadenizli izleyicilerimizle görüşmek istiyoruz biz. Onların da fikirlerini almak istiyoruz. Tabii, onlar yüzden da izliyorlar. Ben bu kahveye devamlı geldiğim için biliyorum. Öyle mi? Öyle hepsi mi izliyorlar, şeylerini söylüyorlar, izlenimlerini. Peki, bize yardımcı olur musunuz? İçin yardıma gerek yok. Onların hepsiyle görüşebilirsiniz. Harman yer için Karadeniz'in peki, burası. Peki, peki. Girelim gidelim o zaman, buyurun. Mahallenin muhtarlarıyla ilgili. Orada biliyorsunuz, Karadenizli oynar ya uşaklar. Bir tane Fadime var. Soracak ama bunu dediğini siz anlamazsınız diye ben tercüman olarak geliyorum. Fadime'ye gülerim biraz. Temel'e? Temel'e de acıyorum. Özellikle Fadime çok dikkatimi çekiyor. Fadime neden?
Ne bakımdan? Biraz sert kadın. Sert kadınlar sert. Gerçekte. Temeli dövdüğü için. Evet, temeli dövdüğü için. Bu da doğru da. Bu da doğru. Çekmediği baş ağrısı değil yani. Çok seviyoruz. Arkadaşlarımız da olduğu için içerisinde bilhassa çok çok beğeniyoruz. Muhakkak tabii gurur verici bir şey. Karadeniz'e yönelik dizi olduğu için biz de Karadenizliler olarak tabii memnunuz yani. Bizim evdekiler Karadenizli olduğundan şivesi. Çok güzel bir dizi. Her zaman seyrediyoruz. Şivesiyle oyunculuklarla bilakis kadın mesela. Kadın rolünde oynayan hanım. Çok güzel rol yapıyor. Baba rolünde muhtarlık yapan o da. Karadenizli olmamla sebebiyle çok çok beğendiğimizi tekrar belirtmek isterim. Konular güzel. Yalnız şiveyi tam konuşamıyorlar. Daha düzgün konuşsalar iyi olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde diyeceğim ben de. Benim için enteresan olan taraf Karadeniz kökenli olmadığı halde iki oyuncunun Asgari'de yöre Karadeniz yöresi şivesini konuşabilmesi apayrı bir güzellik. Çok kişinin merak ettiği bir konu var ayrıca. Fadime'nin muhtar babası için İstanbul'da Türkçesiyle konuşuyor. Sizin Türkçeniz de çok güzel, kutlu. Şimdi o sorunun cevabına gelince. Şöyle oluyor, Fadime'nin babası muhtar, ki o zaman muhtar değil yani. Şeye tayin oluyor, ne derler? Karadeniz'e tayin oluyor gençliğinde. Orada memuriyetle gitmişken bir kadınla tanışıyor, sevişiyor, evleniyor. Evleniyor, Fadime dünyaya geliyor. Ne var ki işte böyle bir yıl sonra falan anlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar ama Fadime annesinin yanında kalıyor, orada büyüyor. Babası da oradan ayrılıyor, başka illere tayin oluyor. Sonunda da emekli oluyor ve şeye geliyor, İstanbul'a geliyor. Kendi mahallesine muhtar oluyor. Muhtar olduktan sonra, aradan yıllar geçtikten sonra bir gün Fadime'nin annesi ölüyor. Ölünce de kalkıp İstanbul'a babasının yanına geliyor. Yani Karadeniz'de yetişmiş, büyümüş işte 25 küsur, 25 yaşlarında falan bir genç kız olarak geliyor. Ve olaylar İstanbul'da başlıyor. Bizim Fadime mahalleye geliyor ve sonra da şenlik başlıyor değil mi? Yani ne nasıl? Yaktım senin çıranı temel. İşte Fadime'nin hali, milyonu duyan ahali toplanıverdi kapıya tam alacaklı misali. Ama Fadime'nin sabrı artık iyice ne taştı. Kapı verdi süpürgeyi, halletmeyi meseleyi. Kapı verdi süpürgeyi, halletmeyi meseleyi. Ali! Hayrola hayatım, bu ne telaş? Elektrik faturasını yatırmadık. Bugün son günü. Son günü? Evet, keserlerse ne yaparız? Ne mi yaparız? O zaman senin ışığınla aydınlanırız hayatım. Ay delisin sen, deli. Anne! Su parası geldi anne. Duyuyorsun değil mi ha? Duyuyorsun. Çabuk iyileşip de çalışıp para kazanalım. Yoksa yanmışız be, yanmışız. Evet, hızlı hızlı gidiyorsunuz. Lakınızı söyleyip kağıdı şoför Ali'ye veriyorsunuz. Veriyorum. Eyvah, oğlum aklını oynattı. Eyvah, arabanın motoruyla oynattı, konuşuyor. Arabanın motoruyla konuşuyor. Kayıt. Çantam düzgün değil mi? Evet, tamam. Çantam da düzgün. Tamam. Eyvah. Ay, oğlan aklını oynattı. Arabanın motoruyla konuşuyor. Ay. Çok güzel, devam edin. Kağıdı uzatıp konuşun, evet. Al, al bunu da iyice fıttır. Bu ne anne? Ayol üstünde yazıyor, telefon faturası. Sen gittikten sonra hanımefendi car car saatlerce konuşursa bu kadar para gelir tabii. Anneciğim lütfen, lütfen. Ben müşterilerimle konuşuyorum randevuları ayarlamak için. Hayatım lütfen sen de uzatma. Aa yok, uzatır, susmaz. Ben bir söyleyeceğim ama söyleyecek, ben bir söyleyeceğim ama söyleyecek. Ayol değil, balta sapı. Ah ben rahmetli kaynanamın yanında. O bir söylediği zaman ödüm patlardı, önüme bakardım, susardım, mum gibi erirdim. Ağzım böyle kapadım ben. Ben dükkana gidiyorum, yürüyeceğim. Güle güle hayatım. Başın göğe erdi değil mi? Aylarca, günlerce uğraştım bunu alacağım diye. Ayol çata çat pata pat ne söylesem karşısında cevap, karşısında cevap.
Anne sonra kötü kaynana uçamayın. Tabii tabii. Gelin kaynana geçimsizliği komedinin belli başlı malzemelerinden biridir. Yani bu bütün dünya mizahında da böyledir. Yani her evlilikte gelin kaynana anlaşamaz diye bir kural yok ama genellikle anlaşamadıklarını herkes biliyor. Tabii gönül ister ki bütün gelinler, kaynanalar çok güzel anlaşsınlar. Evlerde işte can ciğer kuzu sarması yaşamlar sürsün ama tabii her şey bizim istememizde olmuyor. Freud'dan günümüze dek bu geçimsizliğin bilimsel kökeni sergilenmiş. Ama çözümünü bilen bir baba yiğit çıkmamış. Biz de burada sergileyip aman böyle olmayın demek istiyoruz. Gelin kaynana ilişkileri nasıl olmalı sizce? Gayet güzel ve arkadaşça olmalı bence. Tabii. Peki mahallenin muhtarlarını seyrediyorum dediniz. Gelin kaynana ilişkisi vurgulanıyor onun da bazı bölümlerinde. Çok çirkin olaylar oluyor ara sıra. Ara sıra. Öyle mi? Evet. Peki siz nasıl buluyorsunuz? Yani normal karşılıyorum onu. Gayet güzel yani. Gayet güzel. Kavga etmiyor musunuz hiç? Gelinle... Gelinle kaynanın arasında fark tepek olur. Değil mi? Muhakkak. Peki alkol... İstediği kız aldım, istemediği kız almadım. Öyle mi? Evet, 7 sene konuştu çocuğum benim. Öyle mi? Evet. Peki, ve peki, sevgi ve hoşgörü olduğu zaman her şey çok iyi oluyor kanısındayım. Peki eşiniz Farfara Seher gibi bir kaynanan olacak, ne yaparsın? Yani kaynanamı kafama takmam, mutlu yaşarım. O zaman kaynanamı evde kovarım. Öyle evden. Oğlunuz istemediğiniz bir kızla evlenmeye karar verdi. Ne yaparsınız? O sevdikten sonra ben de istemek mecburiyetindeyim. Gelin kayınvalide ilişkileri hakkında güzel mesajlar veriyor. Hep halkın içinden tipleri yazıyorsunuz değil mi? Aynı zamanda da seyirciye sürekli mesajlar veriyorsunuz. Mesaj var yani. Çok sivri olmasa da zaman zaman mesajlar var. Hırsız var! Ulan bağırma be! Nerede hırsız var? Böyle soru olmaz şoför Ali. Sen bu memlekette yaşamıyor musun? Her yerde hırsız var. Hırsızın olmadığı yer var mı? Kiminin karnı doymaz ekmek çalar, kiminin gözü doymaz milyarları çalar. Etme! Kimi adi hırsız, kimi asil hırsız. Ulan bir gün akıllı zannedip atacaklar seni içeri be. Böyle gerçek şeyler konuşma. Yalan mı? Hep yalan zırvalıyorsunuz. Şimdiki çocukların üzerinde baskı var, baskı. Sınav baskısı. Sanki sınavı kazanamazlarsa, istenilen okula giremezlerse hayatları mahvolacak. Haha, rezil kepaze olacaklar. Kimsenin yüzüne bakamayacaklar. Evet arkadaşlar, aileler bu işe böyle bakıyorlar. Ben olsam bunların analarını sınava sokarım. Analarını... Akıllılar birbirlerini kolay kolay takdir etmezler. Birbirlerine güzel laflar söylemezler. Dilleri cimridir, cimri. Beğendiklerini söylemeye dilleri varmaz. Güzel şeyleri yazmaya elleri varmaz. Ama küçücük bir hata, bir yanlış, bir eksik oldu mu yallah coşarlar. Demedik laf bırakmazlar. Karşısındakini yerin dibine sokmak için yırtınırlar. Deli meli ama gerçekten ilginç şeyler söylüyor. Evet, o deli, bu da akıllı. Böyleleri de çok var bizim toplumda. Muhtar köşeyi döndü. Yanlış haberler, yayılan söylentiler, müze bir müze yeni, zevkten dört köşe eder. Kim... Merhabalar size, aman size haberlerim var. Ajans Müzeyyen. Ben bazılarının seviyesine inemem. Gerçekten de hep toplumdaki yaşayan tipler sergileniyor. Evet. Ülkemizdeki alkol bağımlıları giderek artıyor. Sonuç aile içi mutsuzluklar. Güldürürken bunları da vurgulamak istedik. Çoluğunun çocuğunun nafakasını düşünmeyen adam. İçip içip işlerden kovuldu. Allah kahretsin. Paralayacaksın adamı. Olmaz olsun böyle adam. Olmaz olsun böyle adam. Bana bak. Üstüme gelme, fena yaparım. Sen insan mısın ha? Sen erkek misin ha? Sen erkek misin? Ulan benim erkekliğime laf söyleyin. Bunları gördü. Geldi evlen hadi. Eşiniz alkol kullanıyor mu? Kullanıyordu maalesef. Kullanıyordu. O alkolü bırakmadı, ben onu bıraktım. Hayır, boşanmazdım. Onu ıslah etmeye çalışırdım. Ben özellikle sarhoş olan Şevket mi? Onu çok seviyorum. Hani ne bileyim işte, seviyoruz. Benim canım yangın alkolikten zaten. Ya, mesutum işi içmekle. Mutlusunuz. Mutluyum. Peki aileniz ne diyor buna? Karım hoca ama içkiyi sevmez ama beni seviyor. Dizideki
Şevket gibi olsaydın. Boşardın. Bu kadar şartların altında bir de sarhoşla mı uğraşacaksın? Geçim derdi, çocuk derdi, okul derdi. Doğru. Atarsın dışarıya. Önce onun için bir mücadele verdim bana düşen ortamda neyse. Tabii ki olmuyorsa, bu benimle beraber etrafımdaki çocuğum ve ailemi mağdur bırakıyorsa, boşanma değil de onu tedavi ettirmek gibi bir yol. Yani dayanırdınız hala çok fazla böyle içgüdüseydin. Tabii dayanırdım. Çünkü iki evlat var efendim. Evet doğru. Onun için bizlerde öyle yok. Hoş görülmüyor. Her akşam iş görüyorum. Evli misin peki? Evliyim. Ayrıldım. Neden? İçki yüzünden ayrıldım. Hala içiyorsun. Yuvam yıkıldı, hala içiyorum. Peki acaba dizinin başarısında olumsuz tiplerin de etkisi büyük mü? Yani bir ölçüde evet. Çünkü insanlar kendilerinden olmayan, özdeşleşmedikleri tipleri de izlemekten hoşlanıyorlar. Böylece bak ben öyle değilim diyerek kendilerini rahatlatırlar. Bazen tersi de olur. Olumsuz tipin yaptıklarını sosyal baskılar, tabular nedeniyle yapamayan ama onu izlerken çok derinlerinde gizlediği, bastırdığı duyguları yaşayan izleyiciler de var. Örneğin bazı pembe dizilerdeki toplumsal, duygusal, cinsel yönden aşırı özgür davranan kadın tiplerini çok seven ama son derece mazbut hanımlar tanıyor. Demek olumsuz tiplerin de diziye katkısı oluyor değil mi? Tabii ama yani bak şöyle söyleyeyim, bizim dizide sıcak, sevecen, olumlu tipler çoğunlukta. Bak postacı geliyor, selam veriyor, herkes ona bakıyor, merak ediyor. De Dünya, evlendirelim seni, bulalım sabiküs. Uy, bu kadar zaman koştu başımdan, şimdi benden kız isteği, al ula. Ne var burada? Hem sen, bittim senden lan. Al ula, Ali abi, eğlenç biraz da elim tanıyayım şunu. Ya boş ver Fadi, gir içeri. Fadi, al ula. Değişiklikte fayda var be. Ali abi, çık biraz. Al ula, Özmen Cevap, sen de bana bir tane. Kızdı bana. Demek benim için değişik şeyler düşüneyim. Uy. Ben Gamlı Hasan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Olmaz meleğim, olmaz böyle bir aşk. Bende vakit geç. Uy, niye vakit geç olsun? Sen daha çok gençsin. Sana bütün karılar kurban olsun canım babacığım. Anne, ben anladım Muhtar hasta. Allah korusun, nesi var? Öyle değil ya, sana hasta, sana hasta. Ha. Ben olsam beyaz gelinlik giymek isterdim. İyi de fazla masraf olur. 5 top kumaş gider sağa. Ay ben kendi adıma konuşmuyorum Fadime. Herhalde bu yaştan sonra gelinlik giyecek halim yok. Uy, neden olmazsın? Beyaz gelinlikler içinde bir minik serçe. Fadime! Buyur babacığım. Buyur ayağı kerik, bağrı yanık, kısmeti açık babacığım. Muhtar bey, izninizle ben artık kalkayım. Aa, otursaydınız Handan Hanım, ne güzel laflıyorduk. Belki de işi vardır babacığım. Aa, belki de gelinlik almaya Anlam. Gidecektir. 5 top kumaş alacak belki de kendine, kim bilir? Yapacaksın bakalım. Ah, tutacağım elinden, mahallenin orta yerine tam göbeğine getireceğim ve ey ahali, ey mahalleli diye bağırıp herkes etrafımıza toplayacağım. Sonra da onların gözleri önünde tutup seni öpeceğim. Böyle işte. Her toplulukta az akıllılar, çok akıllılar vardır. Ama çok akıllılar benim gibi azdır. Az akıllılar ise çoktur. Dur ulan oraya, çok akıllı. Çekiyorum. Firinci dayı, ona geç, ona. Çekiyorum, çektum. Burada yüzlü polis saymadı be. Ya. Hakeme dua edin, hakeme. Hadi ya. 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 Hadi
Ya hakem ya bizi ya. Değil, sizi tuttu sizi. Ha şöyle. Boş versene sen be. Hakemin yüzünden maçı aldınız iyi mi? Ya, Allah onun için mi Osman'a kırmızı kart gösterdi? Çocuk kafaya çıkıyor, şöp kırmızı kart. Ama da kafaya çıktı. Resmen Ahmet'in üstüne kullandı. Genelde küçük esnafı ile, dar gelirlisi ile canlı, yaşayan bir mahalle burası. Sıcak, olumlu insanlar. Yani evet, çok tabii, çok tatlı, her şeyle çok güzel. Fadime miydi ismi? Fadime. Evet, yani deli olan bey. Hepsi bilmiyorum, çok doğal. Yani tam bir böyle mahalle, çok güzel. Bizim yani kendi yaşantılarımızdan örnekler veriyor ya zaman zaman. Anadolu'dan veriyor, şehirden veriyor. Ama çocukları da unutmadık tabii. Bilinen bir şey var. Çocukların sevdiği diziler mutlaka tutuyor. Çocukla birlikte anne, daha sonra da baba diziyi izlemeye başlıyor. Bu bilinçle çocuklara da dizide ağırlık verdik. Ben diziyi çok az izleyebildim. Ama benim için asıl önemli olan oğlumun diziyi çok sevmesi. Diziye olan ilgisiyle akşam yemeklerini rahatlıkla yedirebiliyoruz. Dolayısıyla bu televizyon programından çok memnunum. Anne, gofret için verdiğim parayla dergi aldım. Aferin benim oğluma. Gofreti yiyorsun hemen bitiyor. Ama dergi kalıyor anne. Çok uyanıksın vallahi becan. Helal olsun sana. Okumaya çok meraklı. İnşallah sonuna kadar böyle gider. Ha, ne varsa okumakta var. Bugün dergi okursun, yarın roman okursun, öbür gün başka şeyler derken bakarsın ki bir sürü şeyi öğrenmişsin. Biliyor musun? Fadime ile Kılçık'ın kavga etmesini seviyorum. Ve uy babacığım demesini seviyorum Fadime'nin. Babasıyla konuşmalarını seviyorum. Seviyor musunuz diziyi? Seviyoruz. Peki, çok gülüyor musunuz seyrederken? Gülüyoruz. Evet, çok gülüyoruz. Gülüyor mu? Fadime'nin sık sık kavga etmesi ve deli şoförün komik şakaları. Evet. Peki, sen nesini seviyorsun? Fadime ile Temel'in, Temel Fadime'ye çiçek verdiğinde onu başından dövmesi çiçekle. Her hafta seviyoruz. Seviyor musunuz? Evet. Gülüyorsunuz çok. Çok. Peki en çok kimleri seviyorsunuz? Ben Temel'i, Fadime'yi, bir de Müzevver Müzeyi. Peki sen? Ben de Temel ile Fadime'yi. Mahallenin Muhtarları dizisini seyrediyorsundur muhakkak. Arada bir. Arada bir seyrediyorsun. Peki seviyor musun? Hayır, beğenmiyorum. Seviyor musunuz diziyi, izliyor musunuz? Evet, evet. Her hafta izliyorsunuz. Peki beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Gülüyor musunuz çok? Çok. Evet. Peki dizide en çok kimleri seviyorsunuz? Ben Temel ile Fadime'yi. Sen? Ben Müzeyyir Müzeyyen. Ay pardon, Temel ve de Fadime'yi. Peki sen? Temel ile Fadime'yi. Mahallenin Muhtarları'nı seyrediyor musun sen? Seyretmiyorum. Seyretmiyor musun? Mahallenin Muhtarları dizisini daha önceleri izlemiyordum. Fakat oğlum çok severek izliyordu. Daha sonra benim de dikkatimi çekti. Ben de izlemeye başladım. Ve çok beğendim. Sonra eşimin de ilgisini çekti. Ailece triyaki olduk ve çok seviyoruz Mahallenin Muhtarları'nı. Biz çocukken hamur ve cin gibi miydik? Senin zamanında yollar böyle miydi? Binalar böyle miydi? Otomobiller, otobüsler böyle miydi? Televizyonlar böyle miydi ha? Ula o vakitte televizyon ne araydı? Deli. Doğru. Televizyon yoktu. Çoluk çocuğun dünyada olup bitenlerden haberi yoktu. Her şey değişti, her şey. Tabii çocuklar da değişti. Ayrıca çok da güzel oldu. İyi ki de değiştiler. İyi ki de değiştiler. Şimdi hepsinin kafası zehir gibi çalışıyor. Hepsi cin gibi. Seni de böyle işletiyorlar işte. Oh olsun sana. Dilleri taktı, küçük bir çıkı yaptı. Dilleri taktı, küçük bir yaptı. Dilek Hanım, sizin adınızı Perihan Abla dizisinden hatırlıyoruz. Oradaki görevinizi biraz açıklayabilir misiniz? Perihan Abla dizisi çocuklar tarafından çok izlenen, çok sevilen bir diziydi. Yazarı ve senaristi Kandemir Konduk, çocukların bu kadar çok izlediği, bu kadar çok sevdiği bir dizide bir yanlış yapmamak, çocuklara doğru mesajlar verebilmek için bir eğitimci psikologla çalışmayı düşünmüş ve bu arada birlikte çalıştık. Her senaryoyu ben okuyordum bittikten sonra ve denetliyordum. Çocuklara ve gençlere zararlı bir unsur olup olmadığını tartışıyorduk. Benim denetimim doğrultusunda da değiştiriyor idi kendisi. Peki televizyon dizilerinin çocuk izleyiciler üzerindeki etkilerini biraz açıklayabilir misiniz?
Biliyorsunuz çocukların kişilik gelişimlerinde özdeşim mekanizması çok önemli bir rol oynar. Çocuklar kendilerine bir model seçerler. İlkokul çağından önce, okul öncesi dönemde model olarak annelerini ya da babalarını alırlar. Tabii burada doğru cinsle özdeşim yapmaları normaldir. Daha sonraki yıllarda öğretmen çok önemlidir. Öğretmenin dediği, onun davranışları ve onun bilgisi hiç kimseyle tartışılamaz. Hiç kimsenin ulaşamadığı bir kişidir öğretmen. Ergenlik çağında da ses sanatçıları, film yıldızları, sporcular, çocukların ve gençlerin örnek aldığı kişilerdir. Ancak televizyon dizileri hayatımızda çok büyük rol oynamaktadırlar ve onların kahramanları da en az akrabalar kadar çocuklar üzerinde önemli rol oynamaktadır. Ve yine çocuklar saldırganlık dürtülerini kontrol edemezler eğer onlara saldırganlığı pekiştiren örnekler verilirse. Hem güzel Türkçe hem de doğru mesajların verilmesi önemli. Çünkü çocuklar burada örnek alıyorlar, kişiliklerin gelişiminde bir takım yönlenmeler gözlenebiliyor. Peki Dilek Hanım, Mahallenin Muhtarları dizisi için ne düşünüyorsunuz? Ben Mahallenin Muhtarları dizisinde özellikle yardımlaşma, arkadaşlar arasında sevgi, bireyler arasındaki dostluk ve sıcaklık açısından, üstelik gelenek ve görenekleri yansıtması açısından olumlu ve güzel, doğru mesajlar verdiğine inanıyorum bu dizinin. Mahalli Muhtarı! Fadime! Hey! Temel! Hey! Müdür! Hey! Direnci! Hey! Postacı! Hey! Deli! Hey! Şevket! Hey! Gocagil! Hey! Çocukların sevgisi gerçekten çok önemli ve bu konuda size çok katılıyorum. Bu arada konu sevgiye gelmişken size bir soru daha. Benden de bir yanıt daha, hadi bakalım. Peki o zaman. Dizinizde aşk ve sevgiye çok yer veriyorsunuz. Nedeni nedir? Aşk çok insani bir duygu. Sanıyorum herkesin yaşaması gereken bir duygu. Biz de aşkı işliyoruz dizimizde ama biraz böyle göstererek işliyoruz. Yani biraz komik tarafından işliyoruz. Mesela Temel'le Fadime gibi olmak isterim. Hani o onu birbirlerine şeyleri verir, oyunları, cilveleri. Çok güzel bir şey. Benimle evlenmeye razı mısın? Yoksa atlıyorum kendimi aşağı buradan. İyi pok yiyorsun. Çakam yok diyorum sana. Gel ula buraya, yazık dursa. Yazıkmış ba. Bu kadar zaman acı çekerken yazık değil miydi ba? Temel! Yapma sakın. Kal oraya, gel ma üstüme. Gel ula buraya, kıyma canına. Hiç kimse için olmaya değmez. Öyle de mi? Senin için de. Değmez ula. Benim için hiç değmez. Yaşamak gibisi var mı? Bak, oh. Uzun etme. Sen benimle evlenmeye razı mısın, değil misin? Oy gitti Temel. Temel gitti Temel. Oy evlenmeye de razıydım, boşanmaya da razıydım. Yeter ki ölmeseydin Temel. Oy. Demek benimle evlenmeye razısın. Demek buraya balkon vardı. Yedim seni Kılçuk. Yüreğime indirdim. Acısını çıkartacağım. Yedim ula seni. Ula pokumun lazı. Ula pokumun dumanı. Yedim seni. Ula seni yedim ula. Ula kaçma ula. Gel ula al ula. Al ula. Ula ula. Ay çok mu istiyorsunuz resmimi Muhtar Beyciğim? Anlayamadım. Buyurun Muhtar Bey. Ah bu ne böyle Handan Hanım? Bu ne demek Muhtar Bey? Resim işte. Resim ama deniz kenarında güneş şemsiyesinin altına oturmuş gazoz içerken ki resminiz. Üstümde de o yılın modası Japone kollu lacivert beyaz puantiyeli bir kıyafet. Elinizde de yelpaze. Ayağımda da beyaz topuklular var. İyi güzel de bu resim olmaz. Aa, size de resim beğendiremiyoruz. Kaç gündür resim resim diye tutturdunuz, verince de bu resim olmaz diyorsunuz. Olmaz tabii Handan Hanım. Ben sizden kaç gündür nüfus sureti için resim istiyordum. Hatıra olsun diye resim istemedim ki. Ben öyle anlamıştım Muhtar Bey. Merhaba Hüseyin Hanım. Merhaba. Bugün istasyona uğramadınız. Rahatsız etmek istemedim. Bayan arkadaşınız falan olur diye. Yok canım, ne bayan arkadaş? Yalan söylemeyin Haydar Bey. Burada bir genç kızın gururu söz konusu. Ne diyorsunuz Hüseyin Hanım, ne yalanı? Az önce sizi bir kadınla beraber görmüşler.
Lütfen birbirimize oynamayalım Haydar Paşa. Aman Haydar Bey, bana artistlik yapmayın. Ama bazen de aşkı yoğun bir duygusallıkla işliyoruz. Bundan sonra... Ne olur bundan sonra görüşmeyelim Ali. Seni hala çocuk gören sevgili annen de mutlu olsun. Oğlum çocuklu bir durumla evlenecek diye kalbi çarpmasın. Nefesi daralmasın. Behiye. Lütfen yavrum. Tamam Ali, bitti. Ne olur görüşmeyelim artık. Behiye. Dinle beni. İşin içine kimi zaman gerilim, kimi zaman nefret, ihanet, hüzün, gözyaşı karışıyor. Bunları işlerken bizim mahallenin hemen üst tarafında yaşayan zenginlerin dünyasına da giriyoruz. Yani özetleyecek olursak günümüz yaşantısındaki bütün insan ilişkilerine yer veriyorsunuz değil mi? Yani ne ararsan var denilen türden bir dizi. Sanırım başarı da buradan geliyor değil mi? Yok yani bu konuda şimdiye kadar konuştuklarım hep yazarlıkla ilgili. Ama diğer arkadaşlarımın da çok büyük katkıları var. Tabii yani yönetmenin, oyuncuların... Görüntü yönetmeninin, müzikçinin, dublajcının, efendim efektörün, ışıkçının, setçinin... Yani tüm arkadaşların, tüm ekibin çok büyük katkısı var bu başarıda. Ah, çekimi ara vermişler. Gidelim mi Ertem? Hadi gidelim. Hadi gel. Arkadaşlar, sizin çekim bitti ama bizim çekim devam ediyor. Röportaja geldik. Efendim, hoş geldiniz. Sizi bekliyoruz. Şimdi sunucuya sunuculuk yapacağız. Bizim dizimizin jet yönetmeni, öyle bir isim taktik kendisine, sevgili Oğuz Yalçın. Çünkü 3 günde bir film çektiği için böyle oldu. Jet yönetmen, Filiz ve Ebruhan asistanları ve değerli kameramanımız Vecihi Ener ve asistanı Murat. Merhaba. Merhaba. Bir bakabilir miyim, ne olur? Hepinize kolay gelsin. Sağ ol. Işık şefimiz Bayram, genç ve yakışıklı yapımcımız Hüseyin Apaydın ve yardımcıları Aydın Ercan'dan, Erkan Akın, Koray Şahin ve işte seslendirme yönetmenimiz Atilla Yiğit, makyözümüz İnci Tülübaş, set amirimiz İhsan Gedik. Aydan. Efendim. Peki bizi ne zaman tanıştıracak? Vallahi bilmiyorum Sevil ablacığım yani. Çatladın mı sen de ayol? Ya siz zaten tanınıyorsunuz. Ben önce ekranın gerisindeki kahramanları tanıttım. Yani sanatçı arkadaşlarla birlikte aşağı yukarı 55-60 kişilik bir orduyuz. Tabii daha burada olmayanlar var. Montajcılar da yok. Seslendirmecilerle stüdyo elemanları da yok. Müzik kompozitörümüz Özkan Turday yok. Diğer yazarlar yok. Evet, mahallenin muhtarları ekibi karşınızda. Siz artık başlayabilirsiniz sevgili Meltem Cumbul. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Çok nazik. Oy babacığım, Hasan çok centilmensindir. Haydar, kız niye böyle konuşuyorsun sen? Ne diyorsun? Ay Erkan, ne diyorum hakikaten ya? Birden çekimdeyim sandım. Arkadaşlar, ben şimdi sizlerle röportaj havasında değil de bir sohbet havasında konuşmak istiyorum. Mahallenin muhtarları hakkında neler diyeceksiniz? Pardon. Önce yönetmen konusu. Hadi Oğuz Bey, konuş bakalım, seni dinliyoruz. Peki, konuşuyorum. Ben bu dizinin yönetmeni olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar susalım, sıra yapımcıda. O zaman mikrofonu Hüseyin Apaydın'a uzatıyoruz. Böyle güzel bir ekipe çalıştığım için ben de çok mutluyum. Evet, şimdi de dizinin görüntü yönetmeni Vecihi Ener'i dinliyoruz. Ben... Allah için. Vecihi beni çok güzel çekiyor doğrusu. Sen zaten dizinin en güzel kadınısın hayatım. Aşk olsun Kandemir Bey. Yani biz çirkin miyiz? Vallahi bölümü çekmek çok güzel. Mahalle mutarlarını çekmek çok güzel ama kuşlar felaket. Tepeden yapıyorlar çünkü. Şimdi kameramanı, yapımcıyı ve yönetmeni dinledik. Siz oyuncularınız, mahallenin mutarlarınız. Siz neler diyeceksiniz? Ne olur bana birazcık anlatır mısınız? Senden başladılar. Ya benden mesela çekimler sırasında çekim bozulduğu zaman, yapamadığım zaman ben dilimi tutamıyorum bir türlü ve küfürün bini bir para. Ben otobüs muhabirinden ayrılıp hadi mahalleye bir iş yapmak. Belki de prostatı. Prostatı.
Ben de kaynanadan bayağı bir dayak yedim. Evet ya. Kaynana kimdi bu arada? Leman Hanım. Leman abla. Orada mı kaldı? Orada. Leman abla. Benim kötü bir anım var ama. Ben tam çekim sırasında, Maltepe tren istasyonunda çekim yaparken safra kesesi krizini tuttu. Apar topar çekim durdu, beni hastaneye götürdüler, iğne yapıldı. Ondan sonra tekrar devam ettik çekime. Böyle tatsız bir anım var ama şimdi ameliyat oldum, bitti her şey. Onun için mutluyum. Peki Aydan sen? Benim de Cihat abiyle bir anım var. Cihat abinin yaş günüydü. Fakat kendisinin bizim ona sürpriz yapacağımızdan haberi yoktu. Çekime girdik. Ben elimde büyük bir pasta ve mumlar. Kızım neredesin dedi ve ben pasta ve mumlarla beraber merdivenden aşağı indim. Ve o arada başlıkta bir gülmeye çok güzel bir an. Ha böyle giderse çok şey değişecek babacığım. Canım benim. Birini söndürmüşüm. Cihat Bey ne diyecek? Vallahi çok güzel konuştu arkadaşlar. Ben bir kere Vecihi'ye çok gülüyorum. Çok konuşuyor, çok güzel espriler üretiyor sette. Bir de biz teklediğimiz zaman çok güleriz tabii. Yani çok basit bir şeydir aslında ama böyle ufak tefek şeylere çok güleriz nedense. Ben bu dizide düdüklere çok gülüyorum. Peki siz? İstasyonda çalışırken bazen gelip bana soruyorlar, tren kaçta hareket ediyor diye. Ben trenlerin saatini bilmediğim için böyle yanlış bir saat söylüyorum, bekliyorlar. Çok komik oluyor, senden bu kadar. Bir de sarhoş Şevket var, bir dakika neredesiniz ha? Ya ben bir konuda çok rahatsızım. Bir takım meyhanelerde benim çerçeveli resmimi asmışlar. Ama biraz da keyif alıyorum galiba bundan değil mi? Ben bu diziye 33. bölümde girdim. Gerçekten harika bir ekip. Herkes şahsına münhasır, fevkalade nefis insanlar. Hep beraber çok güzel eğleniyoruz ve film içinde film çeviriyoruz. Çok çok mutluyum böyle bir ekiple beraber çalıştığım için. Peki siz ne diyeceksiniz? Benim bulunduğum sahnelerde genelde kendi evimde çekiliyor. Kapı çalındığı zaman çekim günleri çok keyif ediyorum. Arkadaşlar geliyorlar. Hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz. Çok güzel geçiyor. Diğer başka bir burjuva zengini siz ne diyeceksiniz? Ben genelde çekimler Maltepe'de olduğu için çok uzak oturuyorum Tarabya'da. Her sabah büyük bir trafik yoğunluk geliyorum heyecanla. Yönetmenin yüzüne bakıyorum bozuk mu diye. Kaçıyorum eğer sinirliyse. Daha çok bunlar oluyor yani geç kalmalar. Peki şimdi de anlaşamayan çiftlere şöyle bir yöneliyorum. Siz gerçek hayatınızda arkadaş olarak gerçek hayatınızda çok iyi anlaşıyoruz. Bizde sürekli kavgalar, gürültüler. Ben aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorum ama bunun da bir avantajı var. Aldatılan kadına ilgi çok fazla. Her şey iyi, çok güzel de diziye yeni gelmiş kadın sanatçı yok. Kabul eder misiniz bir rol? Şimdi de şoför beyin yanına geçiyorum. Evet Yalçın Bey, siz ne diyeceksiniz? Meltemciğim, ben de şoför aile olmaktan son derece mutluyum. O da şöyle, araba kullandığım için bütün taksi şoförleri bana ayrı bir ihtimam gösteriyor. Hatta günün bir gecesinde arabam yoktu, yayaydım. Bir taksi çağırdım. Epey de uzundu eve olan yolum taksi durağından. Dedim ki ne kadar ödeyeceğim? Ne parası abi dedi. Niye dedim? Abi sen şoför alisin dedi. Senden para alınmaz dedi. Onun için bu rolümden son derece mutluyum. Yani. Ne güzel, neler diyeceksin? Aslında kulislerimiz çok eğlenceli. Neşe içinde böyle muhabbetle geçiyor işte. Ne gibi muhabbetler oluyor mesela? Yalçıncığım senden rica etsem. Filiz'in muhabbetleri ilginçtir Meltem. Şöyle, Filiz giyinirken, kostüm değiştirirken yahut arkadaşlarımla konuşurken karate sesleri çıkarır. Böyle elini çıtlatır, sanki zelzel oluyormuş gibi. Herkes de o seslere alışıktır, gülerler. Filiz biraz değişikti bu konu. Peki diğer taraflara yönelelim şimdi de. Siz ne diyeceksiniz? Sizin bir şikayetiniz vardı galiba. Ah sormayın. Geçen kış lapa lapa kar yağıyor. Aydan'la beraber film icabı jogging yapıyoruz. Ama film bitti, çekim bitmiş. Çekim bitmesine rağmen çocukların şakası. Değil mi Vecihi'cim ha?
Ayıptır söylemesi. Ben bu 57,5 kilomla iki sokak daha fazla koştum. Ve ondan sonra 1,5 ay hasta yattım. Ay Allah'ım. Sizin de bir dileğiniz varmış. Onu lütfen bize aktarır mısınız? Evet, Kandemir Bey'den bekliyorum. Çok yakışıklı bir koca. Ya şu an söküldüm. Oğlum bir diker misin? Var mı hiç böyle? Tabii size gelin. Size gelinlik de dikerim tabii. Sizin gibi güzeli. İnşallah. Gerçek hayat hiç başınıza geliyor mu böyle? Evet, geliyor. Bana dikişler getiriyorlar. Gerçek terzi sanıyorlar. Tabii dikeceğiz. Bundan sonra öğreneceğiz bu işleri. Gerçek peki, terzi olacak. Peki siz fal bakıyor musunuz? Valla bakıyorum. Siz neler anlatacaksınız? Ben bu taraftayım. Valla aslında bu set son derece tatlı, çok zevkli bir set. Mahallenin muhtarları gördüğüm kadarıyla ilgiyle izlenen bir dizi. Tabii bu dizide birbirinden kıymetli, birbirinden tecrübeli oyuncular oynuyor. Bir de Kandemir Konduk gibi bir usta yazar kaleme alınca sonuç zaten böyle olmalı. Ekran karşısındaki seyirciler bu dizide kendinden bir parça buluyor. Sadece ne iki dizi bu yıl içinde, geçen mevsim içinde büyük iş yaptı. Biri, birincisi diyebilirim, Mahallenin Muhtarları. Bir de Türkan Şoray'ın Tatlı Bedişi. Yeni dönemde Mahallenin Muhtarları'na sonuç başarılı. Efendim, Mahallenin Muhtarları dizisi 3-4 yönden önemli bir dizi bizim için. Bunlar da birincisi. Toplumun içinden gelen olayların aktarılması. Yeni sezonda kardeş diziye başarılar diliyorum. Mahallenin Muhtarları Hugo'dan sonra Kanal 6'nın en güzel programı. Sıcacık, bizden bir her şeyden önce kardeş değil. Çok seviyorum. Aa, kur! Ne bu kadar zorlanıyorum. Maalesef mahallenin muhtarlarını çok az seyrederim. Çünkü ben de çalışıyorum. Ama onun çok güzel olduğunu biliyorum. Bir iki tanesini de bile izledim. Ben Kandemir Konduk hastasıyım. Kandemir Konduk'u o kadar çok seviyorum. O kadar yaptığı işlere saygı duyuyorum ki onun bu işte de çok başarılı olduğunu biliyorum. Bundan sonraki işlerinde olduğu için. Gerçekten halkın çok hoşuna gitti. Çok Mahallenin muhtarları her pazartesi ailemle yeni sezonda mahallenin muhtarları ekibine başta günaydın Türkiye'nin en çok sevilen programı olduğunu söylediler. Ben seyredemedim çünkü ben bir televizyon seyircisi değilim. Ama 20 Eylül saat 20.40'da çok önemli bir işim olmazsa, sizin de yoksa ekranda buluşalım diyorum. Çok iyi düşünülmüş, iyi sanatçıların rol aldığı, zevkle izlediğimiz. Bana seyretmek kısmet olmadı. Yalnız basından takip ettiğim kadarıyla iyi bir dizi olduğu, güzel bir dizi olduğu söyleniyor. Ama ben seyretmediğim için basına katılıyorum. Yani güzelliği gibi istiyorum. Çok başarılı olduğunu yakın çevremden duyuyorum ve dinliyorum. Bundan sonra diziye aynı başarısını devam ettirmesini temenni ediyorum. Bir ailenin bütün fertleri, çoluk, çocuk hepsi ve aynı zamanda kültür farkı olmaksızın işçisi, avukatı, doktoru, profesörü yani toplum içerisinde muhtelif yaşam şartları içinde bulunan herkes bu diziyi hep birlikte seyretmektedirler. Şimdi Mahallenin Muhtarları öncelikle senaryosuyla güzel bir dizi. Gerçekten Kandemir Konduk diziyi ve insanları, tipleri çok iyi çiziyor. Yani Fadime olsun, işte Temel olsun. Orada Türk toplumundan, Türk mozeyinden çok güzel kesitler sunabiliyor. Mahallenin Muhtarları
konusuyla, rejisiyle zevkle izlediğimiz bir televizyon dizisi. Mahallenin muhtarları magazin basınında, televizyon basınında çok sık rastladığım programlardan bir tanesi. Türkiye'de hakikaten inanılmaz sayıda güldürü sanatçısı var ama bu güldürü sanatçılarına metin yazabilecek güldürü yazarı sayısı çok az. Kandemir Konduk bu çok azlardan bir tanesi. Herhalde mahallenin muhtarları da onu yakalamış olmanın talihi içinde bana kalırsa bu kadar uzun ömürlü olduğuna göre. Geçtiğimiz yayın döneminde gösterdiğiniz başarının bu yeni yayın döneminde de sürmesini diliyorum. Ve programı çok klişeleşmiş bir sözle bitiriyorum. Haftaya buluşmak üzere. Yine bir aradayız, mutluluğa koşalım. Gülüp eğlenmek için haftaya buluşalım. Bu otlar Fadime'yi döndürecek kuzuya. Çok merak ettiyseniz buluşalım haftaya. Kılçığı asacağım bacağımdan çatıya. Neden sebep dersiniz buluşalım haftaya. Size bir haberim var, yalansa çıksın canım. Ama şimdi söylemem, haftaya buluşalım. Yine bir aradayız, mutluluğa koşalım. Gülüp eğlenmek için haftaya buluşalım. Bu iğneyi muhtara mutlaka yapmam lazım. Nedenini söylerim, haftaya canacağız. Sonunda yine her şey bağlanacak tatlıya. Merak ediyorsanız buluşalım haftaya. Yine bir aradayız, mutluluğa koşalım. Gülüp eğlenmek için haftaya buluşalım. Yine bir aradayız, mutluluğa koşalım. Gülüp eğlenmek için haftaya buluşalım.